Merhaba arkadaşlar. Yaşlarda davranış sorunları ve uyum ders kitabının 7. ünitesiyle karşınızdayım. Bu ünitede yaşlılıkta kişilik zemininde gelişen psikolojik sorunlar ve yaşlıya nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili özel bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu bağlamda bu ünitede öncelikle kişilik ve kişilikle ilişkili bazı kavramlara değineceğiz. Sonrasında yaşlılık dönemi ve yaşlılık döneminde kişiliğin önemiyle ilgili size bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Son olarak kişilik özellikleri bağlamında yaşlı bireylere nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Şüphesiz bilimsel bilgiler ışığında. Öncelikle Kişilikle ilişkili kavramları anlamak gerekiyor ki yaşlılık döneminde acaba hangi sorunlar kişilikten kaynaklanıyor da karşımıza bu şekilde çıkıyoru e, anlayabilmek için mizac e, kişiliğimizin kişiliğimizle ilişkili önemli bir boyut karakter yine kişiliğimizle ilgili önemli bir boyutta birbirinden bazı farklılıklara sahipler. Mizaçla kastettiğimiz şey daha çok doğuştan getirilen özelliklerimiz ve çoğunlukla hiç değişmeyen özelliklerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin duygusal ve harekette geçirici özelliklerin çekirdek yapısı olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz. birdenbire heyecanlanıverme, verme, tez canlılık dediğimiz şey, ağır kanlılık dediğimiz durum ya da durumlar karşısında birden parlayı vermek gibi özellikler doğuştan getirmiş olduğumuz özelliklerimiz kişiliğimizin bu yönüyle önemli özellikleri Bazı durumlarda anlayışımız anlama biçimimiz düşünme tarzımız Belki zeka ile ilgili bazı özelliklerimiz mizarsal özelliklerimizi gösteriyor Karakter dediğimiz ise sonradan, ee, ebeveynlerimizin tutumları, içinde yaşadığımız sosyokültürel yapı, almış olduğumuz eğitim gibi faktörlerle kazanmış olduğumuz özelliklerimiz söz konusu. Karakter bu yönüyle sonradan mizac ise doğuştan getirdiğimiz özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Kişiliğimiz şüphesiz bu her ikisinin etkileşimiyle e, birlikte ortaya çıkıyor. Biz sadece ne mizacız ne de karakteriz. Bizim kişiliğimiz hem mizacımızı hem de karakterimizi e, kapsıyor. Ve kişiliğimiz sizin de tahmin edeceğiniz üzere değişime dirençli bir özellik. Biz 3 e, ay boyunca belli bir takım özelliklere sahipken 3 ay sonra o özelliklerimizi tümden terk edemeyiz. Sahip olmuş olduğumuz özelliğimiz bu yönüyle kişiliğimizin bir parçasıdır. Ve bu kişilik parçamızı değiştirmemiz o kadar kolay değil bizi diğerlerinden ayıran bir niteliktir. Biz Ahmet nasıl bir insandır dediğimizde esas itibariyle onu diğer insanlardan ayrı kılan özellikleri kastederiz. Bu yönüyle kişiliğimiz ayırt edicidir de. Kişilik özelliklerinin bazı göstergeleri var. Ben bunları kısaca size aktarmak istiyorum. Bazı kuramsal yaklaşımlar, örneğin kişinin aktivite düzeyinin kişilik e, özellikleri olarak karşımıza çıkabileceğini söylüyor. A ya da B tipi kişilik örüntüsü. İşte aşırı heyecanlı, her an anında her şey olsun bitsin diye bakanlar A tipi. B tipi ise görece daha ağır, işleri biraz daha oluruna bırakan, daha nedenir ne denir? sabırlı olabilen kişileri kastediyoruz. Duygusal etkilenirlik örneğin bazı kişiler duygu temelli olarak yaşamını sürdürürler. Bazıları duyguya o kadar da önem vermezler. Bu anlamda duygusal anlamda etkilenirlik bir kişilik özelliği olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazı bilişsel özelliklerimiz, düşünce temelli özelliklerimiz, bazılarımız örneğin yine biraz önceki örnekte olduğu gibi duyguları çok ön plana sürerken ilişkilerinde bazılarımız düşünceleri, mantığı, matematiği daha fazla ön plana almak eğiliminde. Duyuş şiddetimiz. Duyguları yaşama derince biz hafif veya şiddetli tepki verme biçimimiz örneğin. Bazılarımız bir durum karşısında panikleyip uç düzeyde tepkiler verirken bazılarımız görünce daha ağırkanlı, daha sakin tepkiler verme eğiliminde. Ya da içe dönüklük veya dışa dönüklük özelliklerimizde kişilik özellikleri olarak, kişilik özelliklerimizin göstergeleri olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Beş faktör dediğimiz önemli bir kişilik e, özelliği kuramı var özellikleri kuramı var. Burada da vicdanlılık ya da düşüncelilik, deneyimi açıklık, dışa dönüklülük, yumuşak başlılık ve nevrotizm olmak üzere farklı farklı kişilik özelliklerinin değerlendirilebileceği, kişiliği tanımlamak için kullanılabileceği ileri sürülmekte. Yaşlılık döneminde farklı farklı kişilik özellikleri var. Yansıda da görüyorsunuz. Bu dönemlerde Şüphesiz önceki dönemlerden beslenen e, yaşantılar, önceki dönemlerde geçirilen yaşantılar tarafından beslendiğini de söylemek mümkün ama yaşlılığa özgü nasıl kişilik tipleri var. Kısaca onlar üzerinden duralım. Biri olgun tip. İçinde bulunduğu durumu kabul ederek, başkalarıyla ilişkilerinde doyum arayarak, geçmişteki olumsuz yaşantıların yükünü taşımaksızın, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, yaşamdan zevk almaya çalışan yaşlı bireyleri ifade ediyor. Çevremize baktığımızda bu olgun tiplerle aslında o tonton nine dedeleri kastettiğimizi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum bir başka kişilik tipi san, e, sallanan sandalyeli tip olarak geçiyor literatürde. İçinde bulunduğu durumla barışık, ilişkilerinde dengeli olmakla birlikte edilgen ve içe dönük, sorumluluktan kurtulduğu, emekli olduğu için mutlu olan bireyleri ifade ediyor. Bazı yaşlılarda da gerçekten bu özellikleri izlemeniz mümkündür. Zırhlı tip dediğimiz yaşlılık döneminde e, karşımıza çıkan bir kişilik özelliği var. Yaşlanmanın getirdiği sorunlardan ve sonuçlardan korkar bu kişiler. Yüzleşmekten kaçınır, duygularını kontrol altında tutmaya çalışırken kısmen rahat bir yaşlılık geçiren bireyleri aslında ifade ediyor. Kızgın tip dediğimiz yaşlandığını kabulde zorlanan, kendi ve çevresiyle barışık olmayan, öfkeli Ölüm korkusu içinde yaşayan bireyleri kastediyoruz. Bu tipleri de yine toplum içerisinde baktığımızda daha net bir şekilde görme şansınız doğacaktır. Kendinden nefret eden tipte yine bir başka yaşlılık kişilik özelliği olarak karşımıza çıkıyor ya da kişilik tipi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşlanmanın sonuçlarından acı çekiyor. Ölümü bir kurtuluş olarak görüyor ve bu bireyler bu bağlamda kendilerinden nefret eden kişiler olarak tanımlanıyorlar. Yaşlılıkta kişilikle ilgili çeşitli uyum güçlükleri ortaya çıkıyor. Daha önceki ünitelerimizde de bunlardan söz ettik. E, o yaşanan problemlerin büyük bir kısmı, özellikle hastalık olmayanlar, e, uyumla bağlantılı olanların önemli bir kısmının yaşlılıkta kişilikle de ilgili olduğunu hatırlatmak, hatırlatmak istiyorum. Ortada çok bir neden olmamasına karşın bireyin belli bir durumda olması gerekenden farklı ve şiddetli biçimde ve oldukça uzun süreli olarak tepki vermesi kişilikten kaynaklı uyum sorunlarını aklımıza getirmeli bir kere. Ortada çok bir neden yok ama kişi gereğinden fazla tepki veriyor. Ya da ortalıkta çok ciddi bir neden var gösterilmesi gereken tepkiyi vermiyor. Ve bunu çok uzunca bir süredir devam ettiriyoruz. Aklımıza kişilikle ilgili bir takım e, soru işaretleri gelmeli. Daha ileri aşamada kişilik bozukluğundan söz ediyoruz. Örneğin kişilerin belli bir durumda birazcık şüphelenmeleri bazı durumlarda acaba öyle mi diye bakmaları anlaşılırken her şeyden şüphelenmeleri kişilik bozukluğu olarak karşımıza çıkabilir. Kişilik bozukluğu A kümesinde tuhaf, egzantrik kişilik özellikleri, B kümesinde dengesiz, dramatik kişilik özellikleri, C kümesinde kaygılığın egemen olduğu kişilik özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Her birinin kendine özgü farklı farklı özellikleri var. Dediğim gibi kitabınızda daha ayrıntılı olarak bunları görmeniz mümkün ama şunu söylemekte yarar görüyorum. Kişilik bozukluğu gerçekten de bireyin yaşamını hem kendisi için hem de çevresindeki insanlar için zorlaştırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Hangi kümede olursa olsun. Peki kişilik bağlamında nasıl yaklaşmak gerekiyor? Yaşlı bakım hizmetleri çerçevesinde kişilik zemininde yapılacak psikolojik ve sosyal destek veya rehabilitasyon çalışmalarında fiziksel egzersizler ve umut yönetimi önemli yer kaplıyor. Ama öncelikle bu fiziksel egzersizler ve umut yönetimini geçmeden önce yaşlı bireyin kişilik özelliklerini doğru bir biçimde değerlendirmek önemli. Her bireyin farklı bir kişilik özelliğine sahip olacağının farkında olarak onlara yaklaşmamız oldukça önemli bir nokta. Umut, bireyi harekete geçiren önemli bir duygu ve yaşlılık döneminde hakikaten beslenmesi gereken önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Neler yapabiliriz? Öncelikle şefkatli ve sevecen tavırlar sergilememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Doğru iletişim kurmak gerekiyor. Umut yönetimini sağlayabilmek için. İyimserlik yansıtmak gerekiyor kötümserlik değil. Ya yaşlandın artık işte ne olacak bundan sonra artık hastalık bekle. İşte bu geçer başka bir yerin ağrı falan gibi yaklaşmaktansa bunun üstesinden gelebilirsin. Bu hastalığın gelmiş olması artık senin bu hastalıkla sürekli yaşayacağın anlamına gelmeyebilir. Tedavilerine uyum sağlaman gerekir. Çünkü iyileşebilirsin. Çok daha iyi bir hayat sürmek mümkün gibi iyimserlik aşılamak gerekir. Saygı ve nezaket önemli. Uygun beden dilini kullanmak ona yukarıdan bakıcı, aşağılayıcı bir bakış değil, daha nazik göz teması kurarak ilişki kurmak, mahremiyete özen göstermek, onun sırlarını ifşa etmemek, yanında olduğuna dair mesaj vermek, mümkünse elini sırtına koymak, omuzunda omuzunu ovalamak, elini tutmak çok anlamlı olabilir. Sosyal ve duygusal ilişkilerini desteklemekte de yine bu bağlamda umut yönetiminin sağlanması için oldukça önemli. Örneğin yaşlı kişinin huzur evinde de olsa ailesiyle görüşmesini destek vermek, arkadaşlarıyla görüşme olanakları doğurmak son derece işlevsel olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda üniteyi anlamanızı birazcık da olsa kolaylaştırmıştır. Diğer ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.